Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle kaldığımız yerden ağaç soru yokta devam ediyoruz. T-Rex nerede diye çok soran vardı. Evet arkadaşlar, buyurun, benim T-Rex'im burada. Güzel yavrum benim. Sesine bak sesine. Senin o hırlamanı sevsinler. Ve bu evi ben yapalı bayağı oldu yani. Sanırım 7. 8. bölümde falan yaptım ben bunu da. Tam da hatırlamıyorum. Ama eski bölümleri sanırım izlemeye üşenen arkadaşlar, ki o arkadaşlar bana çok benziyorlar. Ben de eski bölümleri çoğu zaman izlemeye üşenirim. Bu level atlamış, güzel. Ne verelim? Sana çok azıcık ağırlık takviyesi yapalım. Bir dakika, önce bir yere inelim. Haritadan yerini göstereyim. Sol üst tarafta görüyorsunuz arkadaşlar bulunduğum yer. Karlı bölgeye çok yakın. Karlı bölge şurası zaten, görüyorsunuz. Şurada normal sığınmak için küçük bir ev yaptım. Oh, benimki de bıraktı. Şurada küçük bir evim var. Şurada bir platform yaptım, uçtuğum. Eskiden Argentavis'i falan vardı. Onları kullanmak için. İki tane track var. Biri şurada, biri şurada. Bir tane saber tutum var burada. Bir tane de küçük Dillon var. Hem de Chuck'im var. Dur. Şu küçük uçan arkadaş. Bir de Dino evcilleştirmek için kendime küçük bir bölge yapmıştım. O da şurası. Zaten T-Rex'im de burada duruyordu aslında. Ben videonun başında hemen gösterebilmek için oraya kadar getirdim. Burada iki tane geyim var. Bunları daha saddle yapmadığım için binemiyorum. İki tane kurdum var. Sizden seviye atlayan var mı? Yok. Bir tane saber tutum da burada var. Bunlara saddlesız binebiliyoruz. Ama birazcık daha yavaşlar. Saber tut daha hızlı. Hatta bunlar uluyordu da galiba. Şöyle ulatalım. Sesleri çok güzel değil. Tamam. Şu kapıyı kapatalım da içeri bir şey girip sıkışmasın. Burası biraz sıkıntılı olmuş yalnız. Siz hepiniz beni bir takip edin. Biz buradan bir gidelim. Çünkü burada T-Rex yok. Ben bunları burada bırakamam. Hepiniz geliyorsunuz herhalde. Gelin çocuklar. Ben de şunu atlayayım. Yavaş yavaş diğer tarafa gidelim. Bu bölüm şey yapmayı planlıyorum. Hani ev değiştireceğim biliyorsunuz. Daha doğrusu daha büyük bir eve geçeceğim. Size sormuştum zaten nereye geçeyim diye. Ama o evin yakınında Spinosaurus, Spino ve Carno spawnı çok fazla var. Hatta Sarko da spawn oluyor. Ben orada yani rahat bırakmazlar beni orada. O yüzden T-Rex'imi diğer eve götüreceğim. Hatta şu hayvanları da götüreyim diyorum. Bir kısmını özellikle. Burada bekleyip ne yapacaklar? Takılmıyorsunuz değil mi? O yüzden bu videoyu T-Rex'imle yolculuk videosu yapacağım. Yani hem grup halinde dolaşırız hem de T-Rex'e binmiş oluruz. T-Rex'e binmemiz için seviye 60 olmamız lazım. Biliyorsunuz ki geliyorsunuz hepiniz değil mi? En kolay Sabertooth'un geleceğini biliyordum zaten. Vurdu. İki tane. Tamam, hepsi geldi. Sıkıntımız yok. Seviye 60 olmak gerekiyor da ben videoda azıcık çalışıp 60 yaptım. Hatta 60'da bayağı ilerlettim. Ve onda da kalmadım. Gittim T-Rex'in saddle'ını da yaptım sizler için. Siz hiç zaman kaybetmeyin. Ya, kime baktıysam sıçıyor arkadaş ya. Ve artık T-Rex'imize binebiliyoruz. Vallahi ilk başta şunu yapmak istiyorum. Ya, videonun 5 dakikasında falan bunu yapabilirim. Umarım kulaklık takıyorsunuzdur ve sesi kulağınıza tırmalamıştır arkadaşlar. Çok güzel ya. Sonra diyorlar ki bana Spino T-Rex'ten daha iyi. Ya nasıl bir Spino bir T-Rex'ten daha iyi olabilir? Şuna bak. Nefis. Şöyle yapalım mı? Birazcık şovlamak açısından. Sen benle gel. Lan. Ben de gelmek istemiyorum. Tamam. Şöyle yapacağız. Bir dakika. Sen de takip edeceksin. Şu en çok başıma bela olan pislik Bronto'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Geliyoruz değil mi? Start verildi ve koşu başladı. Oo, benim geyikler de daldı. Chucky'nin gideceği belliydi zaten. Önemli değil. Zaten 3 ısırık falan kaldı herhalde derken. Ama arkadaşlar şimdi bu etleri bırakırsak yazık. 119 hayatımızı aldık. Bronto öldürmek artık bizim için sıkıntı değil. Hep birlikte gidelim, sen de takip et.
Hepsi şöyle bir doluşsun şuraya doğru. Bütün hayvanları götürmeyeceğim. Özellikle saber tutları burada bırakmayı planlıyorum. Çünkü ben daha burada çok iş yapacağım. Oğlum dur dur. Ya illa bunun üstündeyken şunu da U'ya basmak gerekiyor ya. Çok sinir bozucu. Şimdi. Bunu burada bırakacağım. Fast travel'la gelirim. Buradan onu alır götürürüm. Şimdi ben de gelecek olanları T-Rex'e bineceğim tabii ki. Çünkü T-Rex yolcu olacak. Şimdi Sabertooth'lar burada kalacak. Şeyleri de bırakacağım. Trike'ları da bırakacağım çünkü Trike'lar dedim ama bir tanesi yok. Nerede diğer Trike? Arkadaş şu an ben mi göremiyorum? Büyük ihtimalle ben göremiyorum. Evet ben göremiyorum. Geyikleri de hatta alamamışım. Hatta Dilom'u da alamamışım. İlla dibine kadar girmem mi lazım benim senin? Şu arkadaşları şuraya toplayalım. Ben yokken bir karno marno gelir. Burada karno spam. Hatta T-Rex spamı da var. Ben bu T-Rex'imi şu tepelikte temlemiştim. Çok yakında yani. Herhalde trike takıldı. Hatta diğer geyik de mi takılmış? Neyse takılın ya. Bunlara burada bir şey olmaz. Tamam biz yavaştan gidelim. Zaten tahminimce bu biraz uzun bir bölüm olacak. Ya da hani çok uzatmam belli bir yerden sonra vazgeçerim. Kurtları götüreceğim. Kurt evcilleştirmesi sıkıntı. Diğerleri kalabilir. Geyikleri de mi götürseydim ya? Geyiği ne yapacağım? Ben orada geyiğe binmem ki. Can mı hasar mı? Hasar verelim. Bunlar birazcık yırtıcı, birazcık çılgın hayvanlar olsun. Sen seviye atlamamışsın. Sabertooth'lar atlamış mıdır? Bayağı daldılar çünkü. Evet. Senin canını bir yükseltelim. Sabertooth da ben çok kolay öldürüyorum çünkü. Sen de vurmuştun. Belki sen de atlamışsındır. Geyiklerden var mı? Tamam çok oyalandım. Tamam gidiyoruz. İki tane kurt. Sabertooth'lardan birini de götüreceğim ya. Tamam sen de gel. Tamam siz gelin. Şuna da takip emri vereyim de hani inmem gerekirse falan bu beni takip edebilir. Tamam mıyız gençler? Hadi gidiyoruz. Bunu yapmam lazım. Tahminimce staminası birazcık delirteceği için T-Rex'in. Hani eve kadar gidemeyiz ama yolun büyük bir çoğunluğunda bununla gideceğim. Yolda şuna buna satır. Dodur üstüne bastım öldüm. Bak şimdi kompiler saldıracak. Saldırmıyor mu? Bak ikinci geliyor şimdi 3 oldular. Yalnız bu kompiler çok kalabalık olursa sıkıntı yaratıyor. Benim Sabertooth'um o sıkıntıyı alır. Kaplumbağa öldürmeyelim yazık. Bir kompi daha öldü. Neyse gelsin de peşimizden sıkıntı değil. Burada Trike. Burada Trike niye ölür? Sen niye... Raptor. Gel kardeş. O buglanmış biraz herhalde. Daracık alanda raptorla vallahi ben bu yüzden eve gidemeyeceğim ya. Üç ısırık ya. Bitti yani 3 ısırık. Bize bir şey saldırıyor yalnız. İlla uğraştıracak. Öldürün şunu ya. Birazcık garip oldu farkındayım. Hadi bir ısırık ya. Heh. Hadi gidelim. Karambol de bayağı da zarar verdi aslında. T-Rex'e veremedi tabii de. Şöyle gidelim. Çekil lan. Ağaca takılmaz artık herhalde. Staminası biraz sıkıntı. Çabuk bitiyor. Hani koşuş hızı hızlı ama işte stamina bitince çok bir işe yaramıyor maalesef. Şöyle bir Sarko Marko olsa da
Mahvetsek. Biz geliyoruz değil mi? Hey. Bir dakika. İki kurt. Kimse gelmiyor bende şimdi. Ha, Saber'da da binemiyoruz. O hızlıydı ya. Nerede bizim diğer kurt? Kesin saçma sapan bir ağaca takıldı ya. İyi ki arkama bakmışım ama bak bayağı gidiyordum ben çünkü. Ah be oğlum be. Şuraya takılmayı nasıl becerdin acaba ya? Gel. Oğlum biz Safira kızdı galiba. Koskoca kurtsun ya. Azıcık bir kalabanın kurdu ol ya. Ha benimki yine bıraktı. Vallahi hangi hayvana bakıyorsan bugün bırakıyor. Ha, beni takip ediyor hepsi. Uçanı da takip ediyor. Sen de takip ediyorsun. Sen de takip ediyorsun da çok gerek yok. Hadi çocuklar. Amma çok tuvaletin varmış senin ya. Neyse hani seviyesi yüksek olduğu için staminası daha çok idare ediyor. Ben bundan daha kötü hallere düşeceğimizi düşünmüştüm. Geliyoruz değil mi? Arada bir bakmak lazım şuna. Yalnız onca şeyin arasında bana dert olan en küçücük kuş olması da enteresan oldu. Azıcık yolda yiyelim ya. Benim vurduklarım Sabertooth'ta algıladı mı acaba? Yok kan yok tamam. Bu arada körüz. Dilo sağ olsun. Bakalım yolda bir karnıyor falan denk gelebilecek miyiz? İstiyorum aslında hani böyle bir büyük bir şeye de dalalım. Belki Spino Mipino olur çünkü suların içinden geçeceğiz. Bakalım inşallah piranaları öldürtmem herhangi birini. Hani kurtla Sabertooth çok problem değil de T-Rex'e bir şey olmaz piranaları görmek. Çünkü piranalar bir anda çok fazla olabiliyorlar. 8-9 tane. Bir de güzel de hasar veriyorlar. Yine unuttum zaten. Burası ters bir yermiş ya. Hadi yık şunları koçum yık. Bu arada bir dakika yanlış gidiyorum. İyi ki fark ettim. Buradan çıkmaza gidiyor. Ben kendi başıma oynadığım ilk oyunumda şu birazcık ileride bir yerde yaşıyorum normalde. Yaşıyordum. Ya şu tarafı 1, 2, 3, 4. Fena değil. Aha orada Sarko. Sarko var. Bir tane bak orada bir Trike öldürmüş. Diğer Trike'ı da yedi. Gelin çocuk. Ya yine bir tane kurt takılmış bir yere. Neyse gene şu Sarko'yu öldürelim de alırız diye. Böyle Trike'a dalmaya benzemez koçum. Of of. Şimdi. Kim bilir nerede ya. Bu arada karanlık oluyor ama karanlık olur olmaz kesmeyeceğim. Yani pek yapmak istemediğim bir şeydi ama gamayı açacağım. Renkler birazcık soluk olacak ama. Neredesin çocuğum? Nereye takıldın ya? Siz beni takip etmeyin. Ne kadar sinir bozucu şu takılma işi ya. Ben sürekli arkama mı bakacağım? Gelebiliyorsun değil mi şimdi? Heh. Ey Allah'ım ya. Hatta akşam oldu galiba çünkü baya... Bir dakika abiciğim bir dakika. Baya bir... Akşam güneşi batıyor bir kızıllık oldu.
Sargı öldürdük, güzel. Şu tarayakı da alalım. Hiç etimiz olmadığı için üstünde birazcık ete ihtiyacım olabilir. Ki eteğe hakikaten ihtiyacım var. Bundan sonra çok fazla hayvan evcilleştireceğim için çok fazla çürük ete ihtiyacım var. Onlarla narkotik yapacağım. O yüzden... Vay, bu güzel dayandı ha. İki tane de vurdu hatta galiba. Ama hiç hissetmedik bile. T-Rex işte ya. Bir bronto da alır mıyız? Hiç gerek yok bence. Çünkü benim diğer hayvanların seviyeleri düşük. Stamina dolduruyoruz. Şimdi o bronto kuyruğuyla çok acayip vurduğu için iki tane koyar, ne bileyim, suya uçan, suyun içinde pirana gelir falan. Ya böyle saçmalıklar kesin beni bulur ki bak. Orada galiba Sarko varmış. İçeride balık avlıyor galiba. O yüzden bu bronto arkadaşım mutluluklar dileyeceğiz. Aha bak. Serinin başından beri takip eden arkadaşlar bilir, benim bu oyunda en çok ama böyle açık ara böyle dünyalar kadar en çok sinir olduğum hayvan goril. Bu oyun seride bile bir kere öldürdü galiba beni. Olabilir ya, öldür diye ölmenin kıyısta dolunun üstüne basıyor, ölüyor ya. Ya bir kere öldür diye öldürmenin kıyısına kadar geldi, çok sinir oluyorum yani. Uyuz bir hayvan. Şimdi gelmesini umut ediyorum şu haldeyken. Birazcık stamina dolduralım da şu Sargo arkadaşı öldürelim. O bana doğru dönüyor galiba zaten. Bak bak, burada sana et var, gel. Oğlum savunmasız hayvanlara ne saldırıyorum? Gelsene bana. Bak şu an mesela 2-3 tane vurdu bana. Can da hiçbir azalmıyor. Ben ölecektim ya. Neyse bari etleri de alalım. İyi gidiyoruz. Fena değil. Bir tane goril bulsak çok şahane olur. Ben şu arada gamayı açayım artık. Şimdilik bu kadar açayım. Renkler biraz soluk olmuş olabilir. Hatta bir kayıttan kontrol edeyim izninizle, bir saniye. Ne, fena değil. Artık ne daldı ya? Ya yıl olmuş 2016, hala kompi saldırıyor ya. Goril istiyorum. Bak ben aramasam her yer goril olur burada. Ki burada goril spawnı çoktu, ben hatırlıyorum. Dediğim gibi burada yaşıyordum ben. Yok şimdi hiçbir tane goril yok. Bu arada şuradan şeye bakalım. Haritayı bir kontrol edelim. Aslında ben çok uzatıyorum şu an yolu. Gerek yok. Ama içeriden geçince de tehlikeli. Ben denizin kenarından gitmeye devam edeyim bu sırada. Bir de böyle gidelim bakalım birazcık. Yani görüntü olarak çok şey vaat etmiyor ama burada kesin takılır bunlar ya. T-Rex takılmaz da. O nasıl bir bırakmak ya? O nasıl bırakmak ya? Hiçbir takılmadı. Güzel. Size de o bahsettiğim tek başıma oynadığımda. Dodo'yu niye durduk yere öldürdün ya? Buralar şimdi bana çok nostaljik geliyor. Yani buraları ben tamamen kestim, mahvettiğim için. Tam buradaydı evim arkadaşlar. Şurayı bayağı içeriye doğru kapatmıştım. Bayağı çalışmıştım ya. Şurası komple kapalıydı baştan sona. İçeriye doğru da bayağı çıktı. Burada çok karnı spawnı var. 6 tane falan karnım vardı galiba. Bir tanesi 87. seviye gibi bir şey olması lazım. Ölmedi herhalde abi. Seviye 1 diliyi ben nasıl öldüremedim ya? Hop. Oyun çok da... Oyuna ne oldu ya? Bir dakika, şu an direkt sıkıştı. Şu altıma Sabertooth girince sıkıştı. Bir dakika, zaten bizim kurt yine yok. Biri burada, diğeri yine yok. Neredesin güzel çocuk? Gelmeyin. Gelmeyin. İstemiyorum. Gelmeyin. Dolduralım. Karnımız da acıkmış. Dur. 3, 4, 5, 6.
Ah, bu takılmalar. Vallahi bırakıp gideceğim artık ha. O taşın orada mı takıldın ya? Umarım orada değildir. Yok vallahi bulamıyorum. Tam orada takıldı galiba. Hey gidi hey. Koskoca kurt diyorsun. Nereye takılacak gidiyor? Geliyor. Şu saçma sapan şey takılıyor. Ne koşacağım ya. Birazcık daha hızlı olsa çok şahane hayvan da. Çok yavaş, aşırı yavaş. Atlayanlar vardır mutlaka. Sen atlamak üzeresin ama daha atlamadın. Sen atlamışsın. Demek ki seni 500 yapacağız. Sende de tık yok da. Hepiniz beni takip edeceksiniz. İlla böyle içine içine bakmak gerekiyor. Evet gidebiliriz. Aslında yavaş yavaş buralarda bitirebilirim. Amacım zaten T-Rex'i hani hem bilmediğim için birazcık küfür yemeye başlamıştım ki işte bahsettiğim sıkıntı kısmı burada. Nasıl yapacağız? Oraya geçmeyeceğiz. Şuradan dolanacağız. Ne daldı bizi? Ya küçücük kompili mi? Ya yok artık T-Rex buraya takılmış olamaz ya. Olabilirmiş. Arkadaşlar iş birazcık artık sıkıntılı olmaya başlayacak. Hani ağaca takıldım takılamadım. Daha fazla izletmenin bir anlamı yok. Zaten 20 dakika yine geçmişiz. Amacım bunu göstermekti. Çok güzel ya. T-Rex'imi göstermek istemiştim. Diğer evimi göstermek istemiştim. Onları da yaptım. Ki yani tekrar tekrar yapabilirim. Bu bile yeterli bence. Ben bu hayvanlarımı diğer tarafa götüreceğim. Kayıt dışı bir de taş toplayan ankilo veya o yuvarlanan ikisinden birini hangisini ilk önce bulup hangisini güvenli bir yere çekebilirsem onlardan birini evcilleştirip birazcık taş lootu yapacağım. Evin temellerini atacağım. Büyük ihtimalle öyle yaparız. Yani şu an düşüncem o. Farklı bir şey, daha güzel bir şey aklıma gelmezse böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, YouTube sayfasını beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve